şu şeyler çıksın, biraz daha geriye çıkabilirsen. ...2011 yılında girdim, başladım hukuk fakültesine. 2016 yılında mezun oldum. Kendim gibi birkaç tane daha tıp fakültesi mezunu olup hukuk fakültesini bitirmiş doktor arkadaşlar bir araya... Ve benim kazandığım hukuk fakültesinin son kayıt tarihi pazartesi. Ben cuma gün koşa koşa şeyimi aldım, mezuniyet belgemle beraber evraklarımı toparladım. O yılda ilk defa üniversitelerde harç ödeme çıkmış. O harcı da yatırdım hukuk fakültesine ve hukuk fakültesine pazartesi günü evrakları toparlayıp kaydımı yaptırmak üzere başvurdum öğrenci işlerine. Öğrenci işleri kayıtta evraklarıma baktı ve benden lise diplomamın aslını istedi. Ben de dedim ki lise diplomamın aslı yok, ben üniversite mezunuyum zaten, bu da üniversite belgem, buyurun bu çıkış belgesi dedim. Dedi ki üniversite mezuniyet belgesiyle olmaz, kaydınızı yapamayız, mutlaka lise diplomasının aslı lazım. Kaydında son günü, ben çünkü cuma mezun oldum, son günde kayda yetiştim koşa koşa. Baktım kayıt yapmayacaklar. Bu sefer lise diplomasını alamıyorsunuz aslında. Alamıyor. Neden alamıyorsunuz? Oraya geliyorum işte. Lise diplomasını istediklerinde ben acaba bonsuz yapılabilir mi diye hukuk fakültesinin idarecisine, o dönemlerde hala da öyledir, fakülte sekreterleri genel idarecidir. Hukuk fakültesinin, Ankara Hukuk Fakültesinin sekreterine gittim ve rica ettim. Ben bakın belgelerim var, üniversite mezunuyum, hukuku da okumak istiyorum, bunu dışarıdan okuyacağım. Bana baktı, evet dedi, haklısın, üniversite mezunu olduğunu görüyoruz ama biz de lise diplomasının aslı olmadan kayıt yapamıyoruz. Size 15 gün geçici kayıt yapacağım. Siz gidin üniversitenizden lise diplomanızı aslında alın, gelin bana, ben kaydınızı kesinleştireceğim, o zaman da okursunuz dedi. Bak şurada lise diploması var ya, o lise diplomasının aslını alamadığım için hukuk fakültesini kazandım. Efendim dedim, ben işte ekstern hukuk fakültesinde kazandım. Şu anda da diplomanın aslını istiyorlar. Ben yine kurağımı çekeceğim, hekimlik yapacağım. Bu dışarıdan okunuyor. Sadece sınavlarına gideceğim dememe rağmen ne yazık ki o zamanki dekanımız, siz bu lise diplomanızın aslını aldığınızda mecbur hizmetten kaçacaksınız. Hekimlik yapmayacaksınız Türkiye'ye. Türkiye size bu kadar emek sarf etti, yurt dışına kaçacaksınız. Ben size lise diplomasını vermiyorum dedi. Ve bizi kapı dışarı etti. Şimdi doçentlik ünvanımı aldıktan sonra üniversitede doçent olarak çalışırken bir gece yarısı uykum kaçtı ve haberlere bakayım dedim. Saat 3'te haberlerde Türkiye tarihinin en büyük öğrenci affı çıktı diye bir haber gördüm. Bu haberi görür görmez bende bir yıldız çaktı. Acaba hukuk fakültesine ben yeniden artık okuyabilir miyim gibi bir yıldız şimşek çaktı kafamda ve ondan sonra hemen gece benim bu evrakları sakladığım bir bond çanta vardı. Hanım uyanmasın diye sessizce çıktım. O bond çantanın anahtarını da kaybetmişim. Heyecanla kırdım. Acaba benim hukuk fakültesi kazandığım belgesi onlar var mı, bulabilir miyim diye. Ama aradan çok uzun yıllar geçince onları bulamadım. 15-26. Evet. Çeyrek asırımıza mal olmuş. Güzel. Okumak ve kendinizi geliştirmek. Şimdi artık dünyada tek alanda uzman olmak yeterli değil. Dünyada daha çok heybenizi doldurmanız lazım. Eskilerin deyimiyle, şimdiki deyimle de bol miktarda alabileceğiniz, sizi geliştirebilecek eğitimleri almak lazım. Bu kendi alanınızda iyi olacaksınız, o alanda gayret edeceksiniz ama sizin diğer alanlardan da bilginiz olması lazım ve kendinizi geliştirmeniz lazım. Aksi takdirde bir süre sonra ben oldum diyorsunuz, o alanda körelmeye başlıyorsunuz. Oysa ki okumaya devam etmeniz zihninizi açık tutuyor, sizi hep bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyor. Bu çok güzel bir şey. Özellikle şunu vurguluyorum, yani çağımızın vebası gibi olan bir Alzheimer hastalığı var. Demans, Alzheimer. Bunlar eskiden 80'li 90'lı yaşlarda olurken şimdi 60 yaşın üzerinde insanlar artık demansa giriyorlar ve artık çevreleriyle irtibatları kopuyor, çocuklaşıyorlar. Ama siz zihninizi çalıştırırsanız, bedeninizi hep çalıştırırsanız Alzheimer'a yakalanma ihtimaliniz daha gecikecektir, daha uzayacaktır. Belki de hiç yakalanmayacaksınız. Onun için zihinsel faaliyetleri bedensel faaliyetlerle birlikte hep sürdürmek lazım.